Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Asım Hocam. Şimdi Kuzey Kıbrıs'tan geliyorsunuz. Adada sanat, tasarım ve iletişim alanına odaklı bir üniversite kurdunuz. 2017 yılında kuruldu. Tematik bir üniversite. Neden adada sadece sanat eğitimi veren bir üniversite kurmak istediniz? Aslında hedef sadece adada değil, bölgede etkili olacak böyle bir üniversite kurmaktı. Çünkü etrafa baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle odaklı üniversite hemen hemen hiç yok. Her üniversite birazcık ilgi alan, işte özel üniversite ise biraz para kazandıran bölümlere doğru yürümüş. Odaklı ve sanat tasarım ağırlıklı üniversite yok. Tabii bu genelle ilgili. Adaya bakacak olursak kurucumuz Sayın Erbil Arkın kendisi tasarım okumuş İngiltere'de yıllar önce. Ama iş dünyasına girdiği zaman çok fazla olanak bulmamış. Kendisine göre de adanın sanat, kültür boyutuna bir katkı yapmak. Bunu da vizyon içerisinde sadece adada değil aslında adayı bir sanat tasarım markası haline getirmek vizyonuyla yola çıktık. Şimdi tematik üniversite deyince Türkiye'de de ağırlıklı biz de zaman zaman konuşuyoruz, sağlık üniversitelerini konuşuyoruz vesaire ama şimdi bölümlerinizin hepsi sanatla, tasarımla, iletişimle iç içe fakültelerin. Mesela sanat fakültesi var. İçinde plastik sanatların, fotoğrafın, seramiğin, film tasarım ve yönetimin olduğu. Tasarım fakülteniz var. Biraz önce konuştuğumuz gibi mimarlık, iç mimarlık, çevre tasarımı, endüstriyel tasarım. Akla şu soru geliyor. Özel yetenekle kabul edilen bölümler var. Ki onlar hangileri diye soracağım. Gelip yerinde girmem gerekiyor mu özel yetenek sınavına? Online girebiliyor muyum? Yok, tabii ki kesinlikle online girebiliyorsunuz. Bu tercih haftasının başlamasıyla birlikte de sürekli devam ediyor. Yetenek sınavlarını yapıyoruz. Yani ille işte bekleyelim biriksin şu tarihte yapalım gibi değil. Öğrencilerimiz bizimle web sitemizden, WhatsApp'tan temasa geçerlerse hemen online olarak onların sınavlarını yapabiliyoruz. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde 15 bölüm var. Bu 15 bölümün 6'sı özel yetenekle öğrenci alıyor. Sanat fakültesinde biraz önce saydığınız 4 bölümün 3'ü plastik sanatlar, fotoğraf ve seramik bölümü özel yetenekli öğrenci alıyor. Bir de bu yıl kurduğumuz müzik ve sahne sanatları fakültesi. Onun da 3 bölümü de oyunculuk, modern dans ve ses sanatları tasarımı. Onun 3 bölümü de özel yetenekli alıyor. Yani aslında üniversitemizin bölümlerinin yarısı özel yetenekli öğrenci alan bölümler. Peki şimdi Kuzey Kıbrıs'talar, üniversitedeler sanat eğitimi alıyorlar ağırlıklı olarak. Öğrenci arkadaşları kimler? Yani nasıl bir kampüs ortamı var? Genelde Türkiye'den mi geliyor öğrenci, Kıbrıs'taki öğrenciler mi var? Aslında ada geneline 105 farklı ülkeden öğrenci geliyor ve adanın nüfusu 350 bin, 100 bin civarı ada dışından öğrenci geliyor. Yani Kuzey Kıbrıs aslında tam bir kozmopolit eğitim adası. Girne özeline ve ARUKAT, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi özeline dönecek olursak zaten adanın en kozmopolit şehri Girne. En çok yabancı insanın, turist olsun, adada yaşayan yabancıların olduğu yer. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde bizim öğrencilerimizin 1/3'ü Türkiye'den geliyor. 1/3'ü 50 farklı ülkeden geliyor. 1/3'ü de yerli Kıbrıslı öğrenciler. Dolayısıyla aslında tam bir dengeli dağılım var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Orta Asya, eski Sovyet ülkelerinden gelen öğrenciler. O zaman eğitim dili İngilizce mi? Türkçe olan bölümler var mı? 15 bölümümüzün 13'ünde eğitim dili İngilizce. 2 bölüm. Yeni medya ve iletişim ile oyunculuk Türkçe. Geriye kalan tüm bölümlerimiz İngilizce ve çok iyi bir İngilizce dil okulumuz var. Geçtiğimiz günlerde akreditasyonunu aldık. ECOLS'tan, İngiltere merkezli, dünyada çok prestijli olan bir dil eğitimi akreditasyon kuruluşu. Çok üst düzey puanlarla onun akreditasyonunu aldık. Şimdi İngiltere demişken bir çift diploma olanağı sağlıyoruz diyorsunuz. Bunun altını doğru doldurmamız lazım. Bazen işte bir dönem burada okudu, bir dönem orada okudu, eğitiminin bir parçası oldu gibi. Hani sanki Erasmus'la gitmiş gibi anlaşılıyor. Ama çift diploma deyince iki ayrı üniversiteden iki ayrı diploma mı alıyor? Kesinlikle.
ne Erasmus gibidir, bir yılı orada geçirme gibi, ne de çift anadal gibidir. Tamam. Bizim programımız İngiltere'nin bir devlet üniversitesi, önemli bir devlet üniversitesi, Manchester Metropolitan Üniversitesi. Manchester Metropolitan Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşmada program tasarımlarımız da o yönde yapıldı. 3 yılı bizde bitirdiği zaman, başarıyla bitirdiği zaman ilk 3 yılı öğrenci, 4. yılı isterse bizde okur, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi diploması alır. İsterse gidip son yılı İngiltere'de Manchester Metropolitan'ın son sınıf, son yıl şeyini okur. Hı hı. O zaman da her iki üniversitenin hem Manchester Metropolitan'ın ayrı diplomasını alır hem Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin. Peki diyelim ki kampüsün içine girdik. Bizi neler bekliyor? Ben kampüste kalabilecek miyim? Yani merak ediyor aileler şimdi. Belki gelip yerinde göremeyecekler bile. Hı hı. Tabii gönül istiyor yani tercih edeceği yeri yerinde görebilsin ama göremeyeceklerse. İşte biraz bize barınma olanakları, sosyal olanaklar, kampüsün içi anlatır mısınız? Aslında bizim üniversitemizin kampüsü Girne. Çünkü biz Girne kentinin tam göbeğindeyiz. Biraz önce ekranda yansıyan Girne Kalesi'nin, Girne Limanı'nın kalede orada fotoğrafı vardı. Bizim kampüsümüz de tam 5 dakika yürüyüş mesafesinde. Biz Girne'nin tam göbeğindeyiz ve ciddi koruma altında olan eski Türk Mahallesi dedikleri bölgedeyiz. Gerçekten böyle tam bir tasarım, sanat üniversitesinin olacağı kampüsümüz var. Ama bizim kampüsümüz dediğim gibi Girne. Bizim kendi yurtlarımız var. Ama Girne içerisindeki tüm yurtlarla anlaşmalarımız var. Girne'de evler kiralayabiliyor öğrenciler. Girne'deki, Türkiye gibi mi? Kiralar burada çok arttı. Yani tabii ki dünyanın geldiği nokta Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tabii ki Kıbrıs'ta da arttı. Ama şu var. Tüm üniversitelerde eğitim ücreti ve yurt ücretleri Türk lirası. Eskiden olduğu gibi döviz ve uçuk kaçık rakamlar değil. Bu önemli bir vurguydu bu, evet, bu arada. Bunun altını çizmek lazım. Evet. Tüm üniversiteler hem eğitim ücretlerinde hem yurtlarda Türk lirasına döndük. Ve Girne kentinin sunduğu tüm sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönelik imkanlar tabii ki Arukat'ta da Arkın Yaratıcı Sanatlar Kampüsü'nde de var. Biraz önce 100 bin mi dediniz öğrenci nüfusu? Ada dışından gelen 100 bin. Ada dışından gelen öğrenci. Epey çokmuş aslında. Yani çoğu da üniversite eğitimi için orada. Hepsi üniversite eğitimi için orada. Peki bir de şunu sorayım. Burs olanakları var mıdır öğrenciye sunduğunuz? Çünkü hani hem özel yetenekle aldığınız bölümler de var. Başarılı öğrenciyi destekliyor musunuz? Şimdi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi... kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu ve Arkın Grup tarafından sponsor ediliyor. Tamamen sanat, tasarım ve iletişim noktasında başarılı olabilecek gençlere, yetenekli olacak gençlerin önünü açmak. Biz butik tematik bir üniversiteyiz. Çok büyük hedeflerimiz yok. Daha seçici öğrenci alıp, daha seçici öğretim üyeleriyle, daha seçici mezunlar vermek istiyoruz. Bu noktada çok ciddi burslar veriyoruz. Hmm. Özellikle puanla alan bölümlerimizde %100 burs imkanları ciddi sayıda kontenjanların iyi bir kısmı oraya ayrılmış. Ayrıca tam burslu kazanamayan ama ilk 5 tercihe bizi yazmış öğrencilere de artı %50 burslar veriyoruz. Özel yetenek sınavlarında da sınavlarının durumuna göre %100 bursa varan imkanları veriyoruz. Çünkü biz iyi öğrencileri, en iyi öğrencileri almak. En iyi öğrencileri mezun etmek hedefindeyiz. Biraz önce değindiniz ama yine söyleyelim. Mesela oyunculuk bölümü arkadaşlar, Türkçeymiş eğitim dili. Online başvurabiliyorsunuz. Tabii, oyunculuk tabii. da dahil olmak tabii, üzere. Tabii. Özel yetenekle olan bütün bölümlere. Tüm 6 bölümümüze de online olarak sınavı hemen yapabiliyoruz. Hı hı, peki. Şimdi son dakikalar. Öğrencilerin uygulama olanaklarından da biraz bahsedelim mi? Yani... evet, eğitimi alıyorlar ve sonrasında uygulama olanakları neler? Atölye olur, laboratuvar olur. Aslında eğitimi almak bizde uygulama anlamında. Lisans programlarında %70-30 teorik uygulama oranı çok iyi kabul edilir. Bu Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde %50-50'dir. Teoriyi azaltmadan uygulamayı artırıyoruz. Bizim klasik dersliklerimiz hemen hemen hiç yok. Bizim stüdyolarımız, laboratuvarlarımız, atölyelerimiz var. Her dersin sonunda öğrencinin mutlaka bir projesi uygulamaya geçmeli, üretilmeli. 3 boyutlu olur, 2 boyutlu olur veya
bilgisayar, örneğin oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı bölümünde program olarak olur. Mezuniyette de her öğrencinin bir kişisel sergisi olur. 4 yıllık ürünlerini ve mezuniyet projesini orada sergiler. Dolayısıyla bizde uygulama aslında eğitimin tam anlamıyla içindedir. İçinde. Her öğrenci elini mutlaka kirletir Arukat'ta. Şunlarla çok ilgileniyor musunuz? Çünkü tam da sizin çok odağınızda olması gerekir gibi geliyor. Hani günümüzde konuşuyoruz ya dijital sanat, artık NFT'leri konuşuyoruz, Metaverse dünyasını konuşuyoruz. Sizin de bölümler dijital oyun tasarımı, görsel iletişim tasarımı, işte bu sanal dünyanın da yani hem fiziki evrenle hem sanal dünyayla birlikteliğinden oluşacak bu metaverse dedikleri alanın da bu arkadaşlara ihtiyacı var. Zaten üretici. Gelecek bu yönde, yani biz istesek de istemesek de, beğensek de beğenmesek de dünya bu yönde ilerliyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz gerçekten bu anlamda çok başarılı. Özellikle e-sporları kulübümüz var çok aktif olan, yani her anlamda. Bizim bölümlerimiz aslında geleceğin bölümleriyle örtüşebiliyor, örtüşüyor ve sanat, tasarım, iletişim iç içe eğitim alıyor. İnterdisipliner bir program uygulamamız var. İletişim okusanız da temel sanat eğitimini alıyorsunuz. Tasarım okusanız da iletişim eğitimini alıyorsunuz. İç içe. Ne ilginç değil mi? Önceden sanat eğitimi deyince ailelerin falan bir gözü korkardı böyle hani. Ya şunu okusan da sanatı devam mı ettirsen derdi. Şimdi siz geleceğin meslekleri, gelecek burada diyorsunuz. Çünkü işin içine artık teknoloji de girdi. Ve geleceğin meslekleri denilen alanda işte bu sanat ve estetik bakış açısına sahip pek çok gence de ihtiyaç var. Ve çoğunda da zaten teknolojiyle kesişme var. Kesinlikle ve iş bulabilirlik çok önemli. Gerçekten özellikle uygulaması üst düzey olan bizim gibi üniversitelerden mezun olan öğrenciler... Dün akşam ilk mezunlarımızı verdik. Bir önceki akşam ilk mezunlarımızı verdik. Çok kolay iş bulabildiler. Zaten biz bölüm birincilerine iş garantisi veriyoruz Arkın Grup bünyesinde. İş tekliflerini aldılar. Ve dünyanın çok önemli üniversitelerinde yüksek lisans yapmak üzere. Örneğin Paris School of Arts'ta dünyanın en iyilerinden. Hem kabul alan hem burs alan öğrencilerimiz biraz var. Biraz öğrenci sayısından da kaynaklanıyor olabilir mi? Daha az ve butik olunca yaklaşık kaç öğrenciden bahsediyoruz yani şu an üniversitemizde? Yani bizim önümüzdeki yıl Eylül-Ekim ayında 700 öğrenciyle eğitime devam edeceğiz. Ciddi sayıda öğretim üyemiz var ve bizde öğretim üyesi olmak sadece teorik doktorayla olmuyor. Aslında öğretim üyelerimiz sanatçı öğretim üyeleri. Dolayısıyla... Birebir ilgi var, asistan kullanmıyoruz, küçük gruplar halinde ve sürekli 7-24 atölyeler öğrencilerimize açık, hocalarıyla birlikte, sanatçı hocalarıyla birlikte üretim yapabiliyorlar. Peki son dakikalar, aile diyorsa ki ya Kuzey Kıbrıs'ı ben çok son zamanlarda takip edemedim Kıbrıs'ta öğrenciliği. Biraz böyle Kıbrıs'ta öğrenci olmakla ilgili aileleri bilgilendirir misiniz güncel? Yani, tabii ki bir kere şöyle düşünün, 350 bin nüfusu olan bir ada, Kıbrıs'ın kuzeyinden konuşuyoruz. 100 bin ada dışından öğrenci geliyor. Aslında vatandaşın 3 tanesine bir öğrenci düşüyor. Yani artık Kıbrıs tam bir eğitim adası haline gelmiş. Özellikle pandemide öğrencilerin kıymetini ekonomik, sosyo-kültürel hayatta çok ciddi anlamda özümsemiş Kıbrıs Türkleri ve hem devlet hem hükümet hem Kıbrıs Türkleri öğrencilere çok ciddi şekilde sarılıyorlar, sahip çıkıyorlar. O yüzden Kıbrıs'ta eğitim almak iklimiyle, güvenliğiyle, çok güvenli bir ada, iklimiyle, güvenliğiyle, çok ciddi sayıda sosyal kültürel aktiviteleriyle çok keyifli ve ekonomik olarak da verdiğimiz burslarla, Türk lirası eğitim imkanlarıyla da aslında çok büyük avantaj sağlıyor. Ben ailelere bu hesabı da yapmalarını öneriyorum Kıbrıs'ı düşünürken. Aslında belki de burada kalmaktan bile daha ekonomik olabiliyor. Evet, her şey o kadar değişti ki şunu söyler hale geldik değil mi? Yani hani ekonomik koşullar da tabii bütün seçenekleri değerlendirsinler. Mutlaka. Özellikle burslara çok dikkat etsinler. Bu çok önemli. Bursların kesintisiz olması çok önemli. Biz 7 yıl kesintisiz veriyoruz. Yani başarısız oldu çeşitli ailevi sebeplerden yine de kesilmiyor hiçbir mu? Hiçbir şekilde 7 yıl kesilmiyor. 7 yıl boyunca? 7 yıl boyunca lisans programları için bursları devam ediyor. Devamsızlık varsa? Devamsızlık varsa zaten üniversiteyle ilgili sıkıntı yaşayacak. Çünkü bizde uygulama ağırlıklı olduğu için doğru zaten takip devam edemezse önemli. Kendi. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikteydi. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarının bulunduğu sanat odaklı bir eğitim ortamını dinledik, bir üniversite ortamını dinledik. Bugün programın sonuna geldik. Yarın 14.15'te karşınızda olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.